Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlere Şeflara bitkimiz hakkında bilgiler vereceğim. Evet, Şeflara bitkimiz halk arasında özellikle beş parmak ya da şemsiye çiçeği olarak da biliniyor. Şehirlerde yaşıyoruz ve şehirlerde yaşarken de artık binalardan doğayı artık göremez hale geldik. Evimizde yeşil ağaçlı bitkilerin de olmasını istiyorsanız Şeflara bitkisi de size ağaç görünümünde büyüyerek güzel bir görüntü sağlayacaktır. Şeflara bitkimiz humuslu, geçirgen toprakları seviyor. Ağaçlı 4-5 metreye kadar uzayabiliyor mu? Doğal ortamında tabii ki bizim evlerimizde 1-2 metreye kadar uzayabilir yine bakım şartlarını doğru sağlayabilirsek. Geçirgen toprak dedik, ne yapabiliriz? 3 ölçü torf, 1 ölçü ponza taşı koyarak yine geçirgenliğini sağlayabilirsiniz. Yine ben her toprağımın içerisine mutlaka perlit de koyuyorum. Birazcık da nem dengesini sağlayabilmek adına. Alıyoruz, geliyoruz. Saksı değişimi esnasında yaptığımız hatalardan dolayı bitkilerimizi kaybediyoruz. Saksımı değiştirdim. Uygun boyutta bir saksıya geçirdim. Evet, devasa şekilde büyüyor olabilir bitkilerimiz ama büyümeden önce nasılsa büyüyecek deyip gereğinden daha fazla büyük saksılara alırsak bitkilerimiz maalesef toprağın çok ıslak kalmasına bağlı olarak önce kök çürümesi, daha sonrasında da işte üst belirtileri vererek yapraklarımızı sararma ve dökülmelerle bitkimizi kaybediyoruz. Toprak değişimi yaparken ilk toprak değişiminde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Saksısından çıkardıktan sonra, ilk saksısından çıkardıktan sonra toprağımızın tamamını temizlemeyebiliriz. Eğer bitkimizde işte bir hastalık belirtisi yoksa, toprağında böcek, börtü, herhangi bir sıkıntı yoksa en azından 1/3'lük kısmını kökünde bırakabilirsiniz. Köklere çok dokunursanız, çok hava almasını sağlarsanız değişim esnasında maalesef yeni toprağına adapte olamıyor ve bitkimizi kaybediyoruz. Ve en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi de böyle toprağına ektikten sonra yeni saksıda tepeleme bastırıyoruz çiçeklerimizi ve kökleri hava alamıyor. Hava alamadığı gibi döktüğünüz suyu da alamıyor. Ve böylece yine sanki hiç sulanmamış hissiyle yapraklarımız aşağıya doğru önce kendini bırakıyor ve daha sonrasında da tabii ki size aslında mesaj veriyor. Bir sıkıntım var diyor ama anlayamıyoruz ne yaptık. Saksını değiştirdik, besinini verdik, artık büyü diye bakıyoruz. Ama yaptığımız küçük ufacık hatalardan dolayı çiçeklerimizi kaybediyoruz. Bir de yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de yine toprağımızın içerisine hemen işte besleyelim, bitkimiz hemen kendi büyüsün istiyoruz. Saksı değişimini yapar yapmaz ya hemen yeni bir bitki besini verirseniz yine bitkinizin köklerinde yanmalara neden olabilirsiniz. Çünkü kökler daha toprakta adapte olmamış. Siz köklere direkt sıvı veya katı besin gübresi veriyorsunuz ki en çok da yaptığımız hatalardan birisi yanmamış hayvan gübresi vermek. Yanmamış hayvan gübresi tamamen kökleri yakıyor ve kazel gibi oluveriyor bizim tüm bitkimiz. Kullanacaksanız en az 6 hafta sonra, hatta 2 ay sonra bile bitki besini verebilirsiniz toprak değişiminden sonra. Ben mesela 4-5 ay oldu bitkimi alalı ve bitkimin kökünde size de şöyle göstereyim, katı besin çubukları var. Bunlar 6 ay kadar bitkimizin besin ihtiyacını karşılıyor. Yani tekrar bir sıvı besin gübresi vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dibinde böyle 2 parmak, 3 parmak saksı kenarına yakın bir şekilde, saksı boyutumuzun büyüklüğüne oranlı bir şekilde 2 ya da 3 tane batırarak bitki besin ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Siz de aynı şekilde sıvı veya katı besin gübresi verebilirsiniz. Solucan gübresi de aslında çok yararlı ama yine solucan gübresini de direkt köküne koyarsanız, öyle ne yapıyoruz? Toprağa koyuyoruz. Toprağın üstüne solucan gübresi koyuyoruz. Sonra da oturtuyoruz bitkiyi. Yanlış yapıyoruz. Direkt gübreye kökleri değdirmememiz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Önce bir kat ince bir tabaka toprak koyarsınız. Onun üstüne yine işte koymak istediğiniz gübreden koyarsınız. Hayvan gübresi koyacaksanız mutlaka yanmış olması gerekiyor ve her bitkide hayvan gübresi koyamıyoruz. Ben Şeflara'da da yani koyacaksanız en azından solucan gübresi koymanızı öneririm. Koyduktan sonra üzerine de bir miktar daha toprak koyarak ondan sonra bitkinizi oturtmanızı öneriyorum. Direkt köklere hiçbir gübrenin temasını sağlamayalım. Hatta katı besin çubuklarını koyarken de bitkiden uzak, saksı kısmına yakın şekilde koyuyoruz. Şimdi toprağımız geçirgen olacak dedik. Saksımızın boyutu uygun olacak dedik. İhtiyacı oldukça saksıyı büyüteceğiz. Bitkimiz büyüdükçe bir boy büyük saksıya her sene geçirirsiniz. Hem böylece saksınızı değiştirirken bahaneyle toprağını da havalandırmış olursunuz. Çünkü dışarıdaki ortam kadar köklerin de hava almaya ihtiyacı var. O yüzden her saksı değişiminde ister istemez azar azar da olsa köklerle haşır neşir olacağınız için köklerde azıcık da olsa hava alırlar ve mutlu olurlar. Bitkileriniz daha güzel bir şekilde büyüyeceklerdir. Sulamamızda neye dikkat edeceğiz? Toprağını kontrol edeceğiz. Tamamen kuruduğunda saksı altından çıkacak kadar, saksımız delikli olması gerekiyor burada, saksımızın altından çıkacak kadar suluyoruz ve daha sonrasındaki sulamada tekrar kontrolünü yapıyoruz.
toprağımız eğer ihtiyacı varsa sulamamızı o şekilde yapıyoruz. Nemliyken sürekli su verirsek köklerimizin boğulmasına, öncelikle yapraklarımızı sararıp dökülmesine neden oluruz. O yüzden sulamada da kurudukça yapıyoruz. Şimdi hem iç mekan hem dış mekan bitkisi şeflerimiz hava almayı çok seviyor. Havadar ortamlarda bulunmaya bayılıyor. Hatta havadar ortamlarda bulunmazsa yapraklarında da dökülmelerle karşılaşabilirsiniz. Genellikle işte böyle bitki büyüyüp uzamaya başladığında alt yapraklarını kaybediyoruz. Üstlerde yeni yapraklar vermeye başlıyor. Bu durumda da siz üstten budamalar yaparsanız bitkiniz böyle çatallanıp budaklanır ve dallanmalarla işte böyle biraz daha genişleyerek büyüyecektir. O şekilde budamalar yapabilirsiniz sonbaharda ya da ilkbaharda da yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman budarsanız o da size o budadığınız yerlerden tekrar filizler vererek dallanacaktır. Evet, şeflerimizi hangi ortama koyacağız? Ne demiştik? Dış ortamda, iç ortamda da bulundurabiliyoruz demiştik. Havadar ve bol aydınlık olması gerekiyor. Sabahları 1-2 saat güneş ışığı gelebilir ama direkt uzun süre bütün gün boyunca güneşin altında tutarsak yapraklarımızda kararma, kurma ve sararmalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden bitkimizi bol aydınlık ortama koyuyoruz ve havadar ortam. Şeflerimizin en önemli özelliği havadar ortamlarda bulunmayı seviyor. Hatta böyle hafif bir hava akımı bile onu mutlu ediyor. Ne yapabilirsiniz? Eve iç ortamda bulunduracaksanız, balkonunuz yoksa en azından camı açtığınızda açık cama yakın bir ortamda bulundurabilirsiniz. Ve şu da önemli. Havadar ortam demiştik ya, yapraklarının üzerindeki tozları da arada bir alırsak fotosentezini çok daha güzel yapacaktır. Yaprak ömrü de daha uzun olacaktır. Evet, şeflere bitkimizi nasıl çoğaltıyor? Şimdi benim şeflere bitkimde tek bir gövde var. Dalı olduğunda dal çeliğiyle yapabilirsiniz. Bir de yaprak çeliğiyle yapabilirsiniz. Ben gelir gelmez sizinle bu videoyu çekmeden önce köklenmesini sağlayarak bir video çekmek istedim. Bu da benim yapraktan çoğaltımım. Bu şekilde kök vardı. Artık transfer zamanı geldi. Transferini yapacağız. Ve suda köklendirme için de ben mesela kökün tam su dibine değmemesine özellikle dikkat ettim. Yukarıda sadece en alt kısmın suya değmesine dikkat ettim. Yoksa tamamen kök dibi değerse gelişen kökler temasla beraber çürüyebiliyorlar. Bir de suda köklendirme püf noktaları ile alakalı videomu da izlerseniz orada da çok önemli tüyolar verdim size. Köklenmeme gibi bir şansınız kalmıyor. Sadece kırarken şuna dikkat edin. Yaprağımızın tam gövde ile birleştiği kısımdan kesmeden böyle hafiften kırarak yapıyoruz. Daha sonra kırmış olduğunuz noktaya da küçük bir vazelin sürebilirsiniz ya da tarçın sürerek hava almasını engelleyebilirsiniz. O kestiğiniz yerden bakteri almasını ya da hızlı bir şekilde kurumasını sağlayabilirsiniz. Suya daldıracağınız noktaya da tarçın sürerek köklenmeyi hızlandırabilirsiniz. Yani siz yapsanız olur, yapmasanız olur ama yaparsanız çok daha güzel bir şekilde kökleniyor. Evet, şimdi şeflere bitkimiz bize mesajını versin bakalım ne diyor. Ben şeflere bitkisim. Yapraklarımın dökülmesini istemiyorsanız, uzayıp boyatmamı istiyorsanız beni mutlaka uygun, bol aydınlık bir ortama koymalısınız. Yapraklarım dökülüyorsa ve bol aydınlık ortamda olmadığım, hatta beni çok suladığınız anlamına gelir. Sulamayı azaltın, bol aydınlık ortama koyun. Ben de size boy uzatayım, bol bol yapraklar vereyim. Güzel, mutlu, mesut, birlikte yaşayalım. Teşekkürler, görüşmek üzere.